Diffie-Hellman anahtar değişim algoritmasını anlayabilmek için öncelikle zor olan farklı bir matematiksel problemden bahsetmemiz gerekiyor. Bu ayrık logaritma problemi. İngilizcesi discrete logarithm problem. Bu problem şu şekilde tanımlanabilir. G ve P gibi herkes tarafından bilinen gizli olmayan sayılar olduğunu düşünelim. Biz bir A sayısı seçtiğimizde G'nin A'ncı kuvvetini mod P'de hesaplamamız kolaydır. Cevap da B çıkacaktır. Buradaki sayılar ne kadar büyük olursa olsun günümüz bilgisayarlar ve aynı zamanda elimizdeki güzel algoritmalar bunu çok hızlı bir şekilde yapmamızı sağlamaktadır. Yani buradaki sayılar yani A ya da P gibi sayılar birkaç yüz basamaklı sayılar ve bunu yapmak kolaydır. Problemin tersi ama daha zor olduğunu düşünmekteyiz. O da şu. G'yi, P'yi ve sonuç olan B'yi biliyorsunuz. G'nin acaba hangi kuvveti A bu B'yi verecektir? Yani amacınız A'yı bulmak. Bu işlemdeki tek bilmediğiniz şey A. Yani şöyle bir örnek verelim. Mesela 3'ün hangi kuvveti bu modda şu sayıyı vermektedir? Gördüğünüz üzere hani bunu kağıt kalem kullanarak hemen çözmek mümkün değil. Bilgisayar kullanarak çözmeniz mümkün ama yine birazcık vakit alacaktır. Cevapsa 127.002. Mesela bir kaba kuvvet saldırısı yapabilirsiniz. X yerine birden başlayarak her sayıyı yazarak şu modda hesaplayıp bu çıkıyor mu diye bakarsınız. 127.000 denemeden sonra cevabın X olduğunu bulursunuz. Ama pratikte kullandığımız sayılar genellikle birkaç yüz basamaklı olduğu için kaba kuvvet saldırısı da haliyle çok uzun sürmektedir. Bu yüzden de bu sistem güvenlidir. Tabii tek saldırı tekniği kaba kuvvet değil. Literatürde değişik algoritmalar var bu problemi çözmek için. O yüzden seçtiğimiz sayıların boyutunu bilinen bu algoritmalara göre seçiyoruz. Yani kriptanaliz geliştikçe bazen bu sayıların da büyümesi gerekiyor. Bir şey de şu, her 2 yılda bir bilgisayarların kuvveti 2 kat hızlanıyor. Dolayısıyla önceden bu seçeceğimiz sayıların uzunlukları mevcut ve gelecekte öngördüğümüz teknolojinin hızına göre seçiliyor. Tabii öncelikle bu problemin zor olduğuna inanmamız gerekiyor. Dediğim gibi şöyle bir sayı verildiğinde buradan x'i bulmanın zor olduğuna inanmamız gerekiyor. Eğer bu problemin zor olduğuna hemfikir olursak Diffie-Hellman anahtar değişimi algoritmasını anlamamız mümkün. Burada yapılan şey şu. A ve B kişisi haberleşecek ama önceden herhangi bir haberleşmeleri yok. Herhangi bir gizli anahtar paylaşmamışlar. Mesela A kişisi siz olun, B'de alışveriş yapacağınız bir internet sitesi olsun. Yaptığınız şey şu. Rastgele bir A sayısı seçip G üzeri A'yı mod P'de hesaplayıp B'ye yolluyorsunuz. B de benzeri bir işlem yapıyor. Rastgele bir B sayısı seçiyor. O da bu sefer G'nin B'nci kuvvetini hesaplıyor mod P'de ve size geri yolluyor. Şimdi karşı taraf size G üzeri B'yi yollamıştı. Siz de A sayısını kendiniz seçmiştiniz. O yüzden gelen sayının A'ncı kuvvetini alırsanız aslında G üzeri A çarpı B'nin mod P'de olan değerini hesaplamış olursunuz. B de sizden G üzeri A'yı almıştı ve B sayısını kendisi seçmişti. Dolayısıyla B'nci kuvvetini aldığında o da aynı sayıya ulaşacak. Dolayısıyla ikiniz de bir sayıda anlaşmış durumdasınız. Mesela bu sayı belki 1000 bitlik kocaman bir sayı. Karşılıklı şunu diyebilirsiniz. Bu sayının en soldaki 256 biti bizim AES anahtarımız olsun ve bunu kullanalım. Yani Diffie-Hellman anahtar değişimi algoritmasının kabaca bu şekildedir. Eğer bir figür üzerinde görmek istersek gizli olmayan değerlerimiz G ve P. Yani saldırıyı yapacak birisi bu sayıları biliyor. Siz bir rastgele A sayısı seçiyorsunuz ve G üzeri A'yı mod P'de hesaplayıp çıkan A değerini karşıya yolluyorsunuz. Dolayısıyla bu haberleşme kanalını dinleyen kişi A'yı ele geçiriyor. Ama ayrık logaritma probleminden hatırlarsanız A'yı bilmek, G'yi bilmek ve P'yi bilmek küçük A'yı bulamanızın zor olduğunu söylüyor. Dolayısıyla saldırganın bu A değerini ele geçirmesi ayrık logaritma probleminin zor olmasından dolayı herhangi bir zafiyet yaratmıyor. Bu yolladığınız A değerine benzer bir şekilde B de şunu yapıyor. Rastgele bir küçük B sayısı seçip G üzeri B'yi mod B'de hesaplıyor. Elde ettiği sayıyı büyük B diyelim size geri yolluyor. Yine haberleşme kanalını dinleyen birisi A'yı ve B'yi, büyük A ve büyük B'yi ele geçirmiş oluyor. Ama ayrık logaritma probleminin zorluğundan dolayı küçük A ve B'yi buradan çekemiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Karşıdan B'yi almıştınız. A'yı da kendiniz seçmiştiniz. Bunun A'ncı kuvvetini alırsanız G üzeri BA eder.
Yine karşı tarafta A'nın birinci kuvvetinizi alıyor. Bu da G üzeri AB eder. Bunu tabii mod P'de yapıyorsunuz. Ve sonuçta ikiniz de aynı K değerine ulaşmış oldunuz. Dediğim gibi eğer sayılar çok büyükse bu K değeri belki 10.000 bitlik, 20.000 bitlik bir sayı olabilir. Ama fark etmez. Sizin kullanacağınız algoritma büyük basitle daha kısa bir anahtara ihtiyaç duyacaktır. Anki protokolüne göre belki en sağdaki atıyorum 3072 bitini siz RSA anahtarı olarak kullanabilirsiniz ya da 256 bitini AES anahtarı olarak kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde daha önce de haberleşmemiş iki insanın bir anahtar üzerinde anlaşmasını sağlamış oluyoruz ve pratikte birçok kez kullanılan bir yöntemdir bu. Bu anahtar değişiminin çözümüydü. Şimdi açık anahtar kriptografisinde şifreleme nasıl yapılabilir? Bunu konuşalım. RSA algoritması bunun için ilk ve en iyi örneklerden birisi. Burada en temel halini gösteriyoruz. Pratikte kullanılan halinde bazı değişiklikler yapılması gerekecek. Ondan da biraz bahsedeceğim. Ama en temel haliyle bu basitçe anlatırsak RSA şöyle çalışıyor. Başta anahtarları üretmemiz lazım. Gizli ve açık anahtarlarımızı. Şunu yapıyoruz. Çok büyük iki asal sayı seçiyoruz. P ve Q. Bu ikisini çarpıyoruz ve N sayısını elde ediyoruz. Sonra bir E sayısı seçiyoruz. Ve E'nin mod P-1 çarpı Q-1'deki tersini buluyoruz. Buradaki tersi modüler tersten bahsediyoruz. Yani E'yi hangi sayıyla çarparsak 1 eder. Burada cevap D'ymiş yani. E çarpı D şu modda 1 sonucunu veriyormuş. Bu işlemleri yapması için kolay algoritmalar var. Mesela Extended Euclidean algoritm dediğiniz algoritmayla bu işlemleri yapmak çok kolay. Dolayısıyla iki asal sayı seçip bunu çarpmak ve bu E ve D'yi hesaplamak çok kolay. Buradaki sadece şu zor olabilir. İlk başta çok büyük iki asal sayı seç diyoruz. Ama yüzlerce basamaklı bir sayının seçtiğiniz tek bir sayının asal olup olmadığını kontrol etmeniz için ekstra algoritmalar var. Öncelikle bunları çalıştırıp bu seçtiğiniz iki sayının asal olduğuna emin olmanız lazım. Bu işlemleri yaptığınızda N sayısı ve E sayısı sizin açık anahtarınız. Buna RSA modülüsü ve RSA eksponenti deniyor. D ise gizli anahtarınız. O bir tek sizde. Bu noktadan sonra P ve Q sayılarını kullanmıyorsunuz. O yüzden bunları yok edebilirsiniz. P ve Q sayısı sızlarsa tabii sisteminiz kırılmış olur. Peki şifreleme işlemi ve deşifreleme işlemi nasıl yapılıyor? Size bir M mesajı yollanacak. M'nin açık anahtarı olan E'nci kuvveti alınıyor. Mod N'de. Yine N'de açık bir sayıydı. P ve Q'nun çarpımı. Ve çıkan şeye biz şifreli metin diyoruz ve size C yolladı. C'yi ele geçiren birisi buradan M'ye dönemiyor. Ama siz şunu yapıyorsunuz. C'ye aldınız. D bir tek sizde var. C'nin D'inci kuvvetini alırsanız bu aslında M'nin E çarpı D'inci kuvvetine denk. Ama burada özellikle seçildiği için D ve E sayıları bu ikisinin çarpımı şu modda 1 vereceği için geri düz metne dönmenizi sağlıyor. Bunu çok temel sayı teorisi formüllerinden ispatını görmek çok mümkün. Burada detaya girmiyoruz ama rahatlıkla anlaşılabilecek bir yöntem. Yani C'nin neden D'inci kuvvetince tekrar düz metne döndüğü çok temel sayı teorisi teoremlerinden elde edilebilir. Burada temel hali dememizin sebebi şu. Pratikte bu şekilde kullanmıyoruz. Çünkü mesela size merhaba mesajını yollayan birisi eğer merhabaysa bu şifreli metni elde edecek. Herkes size aynı C'yi yollayarak onlar da size merhaba mesajını yollayabilir. Dolayısıyla her mesaj aynı olmaması için buraya rastgele bir değerler eklenecek pratikte. Ve yine blok şifrelerde olduğu gibi burada da bir dolgulama algoritması kullanmanız gerekecek. Dolayısıyla RSA kullanırken de bir çalışma yöntemi seçmeniz gerekiyor. Ama en temel haliyle RSA şifreme, deşifreme algoritması bu şekilde. Dolayısıyla siz E'yi açık anahtar olarak duyurursanız herkes size şifreli metin yollayabilir. Bir tek siz de şifre edebilirsiniz.